Merhaba, ben Esin İnanç. Mersin'de bir köy okulunda görsel sanatlar öğretmeniyim. Sık sık öğrencilerime anlatmaktan zevk aldım. Onların da her defasında şaşkınlıkla dinlediği "Ne bu özgüven" hikayem ilk gençlik yıllarımda başlıyor. Resim dersinden alınabilecek en düşük notu alarak bunun karneme yansımasına sebep olmuştum. İşte o gün kendim için başaracağım dediğim, dönüşümün başlangıç noktasını belirlemiş, hayatım için olumlu yönde kırılma noktasını yaşadığımı söyleyebilirim. Resim dersindeki en başarısız öğrenci nasıl olmuş da tüm kalıplarını kırmıştı. İşte ilk o zamanlarda duymaya başlamıştım "Ne bu özgüven" kelimelerini. Sürekli duymaktan bıktığım, fazla kasma kendini, en fazla ne yapabilirsin ki gibi benim başarabileceğimden çok başaramayacağıma inananların sayıları o kadar fazlaydı ki işte benim hikayem tam da böyle başlıyor. Ne bu özgüven sorusuna, bu da benim hikayem diyebilme mutluluğunu şimdilerde fazlasıyla yaşıyorum. Kendim için dönüşümün başladığını düşündüğüm o günlerde, okulumuzda açılan kurslara katılıp azimle çalıştığımı fark ettiğim zamanlarda sanata olan ilgimin büyük oranda artmasıyla beraber nasıl oldu da böyle bir şeye bu kadar geç kaldım diye kendime çok kızıyordum. Artık kendimi keşfetmeye başlamış, iyi olduğumu kendime kabul ettirmeyi başarmıştım. Artık yaptığım ödevler, egzersizler yetmemiş olmalı ki diğer arkadaşlarımın ödevlerini de zevkle yaparak bu işten çoktan para kazanmaya bile başlamıştım. Şimdilerde o günleri düşlediğimde kazandığım 3-5 kuruştan çok yaptığım resimleri hatırlıyor olmak bile ayrı mutluluk veriyor. Okul hayatım böyle ilerlerken bu ideallerimin önünde her gencin bir gün önüne geleceği kesin olan şey benim de önüme gelmişti. Gelecek kaygısı. İşte ben bu duvarın önünde çoğu kez afallayıp vazgeçmeye kadar varabilecek kavgalar yaşadım kendimle. İkna olmaya çok yakın olduğum zamanların birinde bunun ben olmadığım düşüncesiyle gizlice resim kursuna başladım. Okul çıkışlarımda ve kimi zaman okul zamanlarımdan da çalarak soluğu burada alıyordum. Çocuklar için oyuncağına kavuşmak nasıl bir duyguysa o atölyeden içeri girmek de benim için öyle bir şeydi. Lise yıllarımın ikinci yarısı burada geçti diyebilirim. Tabii gene karşımda olmaz diyenler, eleştirenler, Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyanlara karşı şansın olduğunu mu düşünüyorsun diyenler oldu. Ama ben Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarını kazanmayı başardım. Hikayenin bu kısmı benim için biraz üzücü bitti. Ailem nasıl olsa sınavları kazanamaz diyerek sessiz kalmış. Ama sonuç farklı olunca ailemi sanatçı olmak istediğime bir türlü ikna edememiştim. Kayıt yaptıramayıp büyük hüsran ve hayal kırıklığı yaşadım. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Görsel Sanatlar Eğitimi bölümünün sınavını kazandım. Sınavı kazandıktan sonra da benzer şekilde heves kıran cümleleri duymaya devam ettim. Ama bunlara kulak asmadım ve başardım. Hayatın hangi alanında olursa olsun sürekli eleştirilmek korkusunun insanı yaratıcılıktan uzaklaştırdığına inanıyorum. Herkesi sürekli eleştirip yargılayan ve kendinin de bu şekilde yargılanıp eleştirileceğini düşünen bir insanın eksikliğidir bence özgüven. Ben onu kazanmaya başladığım zamanları genelde onu zedelemeye çalışanlar sayesinde hatırlıyorum. Etrafımızda hevesimizi kıran, bunu bilerek ya da bilmeyerek yapan o kadar fazla insan var ki. Bazen her şeye rağmen yola devam etmek gerekiyor. Başarı için bir anahtar aramaya gerek yok. Siz vazgeçmediğiniz sürece açık kalan bir kapıdan başka bir şey yok ortada. İşte bu yüzden ne bu özgüven diyenlere karşı yaşasın yaratıcı özgüven.